Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle tam kıvamında lokum gibi bir kabak tatlısı tarifi paylaşacağım. Fırında yapılan kabak tatlısının tadına doyum olmuyor. Buyurun videoya geçelim. İyi seyirler dilerim. Kabak tatlısı için en önemli olan şey doğru kabak seçmek. Kabak böyle dilimlenmiş satılıyor biliyorsunuz arkadaşlar. Eğer dilimlenmiş kapağınız hafif de böyle terlemişse o kabak tam bir e, tatlı kabağıdır. Hafif ıslak olur dışı ıslak ıslak olur. Ve şu dış kabuğu da kalın olmalı. E, sakın kesinlikle bu yabancı ülkelerde cadılar bayramında kullanılan e, kabaklar vardır. Artık bizim ülkemizde de satılıyor. Ondan alıp tatlı yapmayın. Tecrübe ettim gerçekten hem emeğinize yazık. Hem malzemenize yazık. En güzel yerli kabak oluyor. En güzel tatlı da onunla yapılıyor. Şu altında boğumlar var. Bakın o boğumlardan keserseniz kesmeniz daha kolay olur. Dilimleriniz daha muntazam, daha güzel dururlar. Ben yeşil kalmayacak şekilde biraz zor oluyor biliyorsunuz kabağı soymak. Tamamen o yeşil yerlerini alacağım. Çok da e, turuncu yerine girmeden rahat bir şekilde dağılmadan pişmesi için dikkatlice soyacağım. Aman dikkat edin, eliniz kesilmesin. Gerçekten bu kabağı soymak sıkıntı. İlk defa yapacak olanlar için gösteriyorum şu orta bölümdeki o lifli bölümü alın. Derine girmeden, bakın lifli bir yer var. Sadece içinde çekirdekleri tutan orayı almanız yeterli. Derine girmenize kesinlikle gerek yok. Kabaklarımı doğramaya başladım. Kabaklarınızı istediğiniz kalınlıkta doğrayabilirsiniz ama kalın doğramınızı tavsiye ederim. Fırında yapacaksanız kalın dilimli olursa erimezler, parçalanmazlar. Zaten ne kadar kalın dilimlerseniz dilimleyin fırında şekerde bekleteceğimiz için inanılmaz keyifli yiyebileceğiniz ve dağılmayan tatlılarımız olacak. Dört dilim kabağım vardı. 4 dilim kabak için bir büyük tepsi için yani bir buçuk su bardağı şeker kullanacağım. Bir buçuk su bardağı tam anlamıyla tam kıvamında olan bir şeker miktarı. Dilerseniz daha azaltabilirsiniz ama lezzeti kaçacaktır. Bu tam kıvamında olan ölçü. Dilerseniz biraz daha tatlı seviyorsanız arttırabilirsiniz. Bu şekilde sabaha kadar bekleteceğim. Bardak ölçüm 200 miligram günlük kullandığımız bardaklarla. Bakın yarım bardağı da döküyorum. Fazla fazla da geldi. Fazla gibi gözüküyor daha doğrusu ama fazla değil. Bu şeker tamamen eriyecek. Gece yapıyorum ben bu işlemi. Sabah fırına süreceğim ve e, muazzam bir şekilde nasıl kabak tatlısı yapılır. Bunu göstermiş olacağım. Bakın, gördüğünüz gibi bütün şeker erimiş, sulandırmış kabağımızı ve altına çekmiş suyumuz. Fırınımı 150 derece ısıttım. Veya ilk önce kısık ayarda sindire sindire pişireceğim. Daha sonrasında yükselteceğim. Dışında hafif böyle pişmiştik. Kızarıklık istiyorum. Hafif yanağa yakın bir kızarıklık istediğim için. Ara ara da böyle tam pişmeye yaklaştı. Bakın. Gözüküyor, gösteriyor kendini zaten. Böyle şerbetinin içinde. Bakın çatalım da çok rahat girdi. Ters düz ediyorum. Yaklaşık iki ya da üç defa. Bunu yapmayabilirsiniz Ama ben iki tarafına da suyunun geçmesini, değmesini istiyorum. Daha bir leziz oluyor. Daha güzel emmiş oluyor. Zaten bu şerbetten fazla bir e şey kalmayacak çok az ağdalaşmış bir şerbet kalacak altında evet iki tur e, çevirmiştim yine biraz bir 10 dakika kadar daha bekleteceğim biraz daha kızarmasını istiyorum fırında olduğu zaman biraz daha kızarmış olursa daha bir lezzetli oluyor ve artık e, pişirme işlemin bitti gördüğünüz gibi şerbeti çok az kaldı Sulanmadı kabağımız şerbetli şerbetli oldu sulu sulu olmadı kabak su verirse zaten kabak tatlısı lezzetli olmaz artık sunum tabağımı alıyorum ve size tadım testine geçip güzelce kıvamını göstermek istiyorum. Kabak tatlısı tahinsiz, ee, yalnızdır ve yavandır. O yüzden tahinimi muhakkak ekliyorum. Tahinin üzerine ceviz de çok yakışıyor ama evde ceviz bulunmadığı için ben fıstıkla taçlandırmak istedim. Fıstık da turuncunun üzerinde gayet şık duruyor ve fıstık da ayrı bir tat katıyor. Umarım e, videomu faydalı bulmuşsunuzdur. Bir tarifimi denersiniz. Umarım beğenirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.